Halk Otomobili kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere Volkswagen T-Roc'u tanıtmak istiyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram Halk Otomobili sayfamda yayında. Oradan da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz ne olursa olsun gerek YouTube sayfama gerek Instagram sayfama yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışacağım. Malum Rize'de çok fazla yağmur yağıyor. Biz de yağmurun yağmadığı bugünü fırsat bildik. Şu an sabah saat 8. Bu saatte sizlere videoyu hazırlamak istedim. Geçelim aracımıza. Volkswagen T-Roc. Biliyorsunuz Türkiye pazarına 2018 yılının sonlarına doğru girdi. Güzel bir araç. SUV ailesinde C segmentinde bir araç. Bu aracı hakkında sizlere sürüş esnasında bilgiler vereceğim ama önce bir ön kısmını tanıtmak istiyorum aracı. Arkadaşlar aracımızın önce ön kısımlarına gelecek olursak bir 2 adet mercek far var. Bu arada bunlar LED dinamik far. İkisi de beyaz yanıyor ve çok güzel farlar. Ben akşam yolculuk ettim. Hatta dün akşam ettim. Test edeyim dedim aynı şekilde. Farları gayet başarılı buldum. Kısaları değil ama uzunlar çok daha başarılı. İki farın da dinamik far olduğunu unutmayalım. Bununla birlikte alt kısımda bulunan farlarımız gündüz farları. Bunlar da LED far ama aynı zamanda bunlar sinyal lambaları. Yani gündüz yanan farların videoda kısa kısa kesitlerde göreceksiniz. Sinyalleri verdiğinizde buradaki beyaz olan farı sarı sinyal farına dönüşüyor. Alt kısma gelecek olursak sis farlarımız mevcut. Sis farlarının da viraja duyarlı olduğunu unutmayalım. Yani sağa çevirdiğinizde sağ tarafın sis farı, direksiyonu sola çevirdiğinizde sol tarafın sis farı yanıyor. Ön kısımda krom detaylarla bayağı güzel bir detaylandırmışlar. Gönül isterdi ki üst kısımları da krom yapsınlar ama Volkswagen bundan kaçınmış. Bununla birlikte logoyu biliyorsunuz artık Volkswagen gitgide büyütmeye başlıyor. Bütün firmalar büyütmeye başlıyor. Diğer kısımlara bakacak olursam malum aracımızın en donanımlı paketi R-Line. Bu araç zaten iki paket. Bunu da sürüş esnasında detaylı anlatacağım. R-Line paketini küçük bir şekilde buraya R-Line'i yerleştirmişler. Ben olsaydım insanların gözüne sokmak için daha büyük bir şey yapardım. Aracımızın ön kısımları hakkında bir de alt kısımlarda difüzörlük var. Başka da bir şey görünmüyor. Malum R-Line paket olduğu için bu aracın ön taraflarında da park sensörleri var. Onları da hemen sizlere küçük bir şekilde göstereyim. Yani ön arka park sensörlü. Aracımızın ön kısmı hakkında bilgi verdim. Gelin bir de yan kısmına geçelim. Aracımızın yan tarafını inceleyecek olduğumuzda 18 inç jant kullanılmış. Onu söyleyeyim. Bu arada lastikleri hakkında da bilgi vereyim. 215-50-18 kullanılmış. Bilginiz de olsun. Yine gördüğünüz gibi çamurluğa ve kapı birleşimine bir tane R-Line logosu konulmuş. Bu aracın iki paketi var zaten. Highline ve R-Line. Bu arada çamurlukta sinyaller yok. Sinyalleri aynaya konumlandırmış ve ben buna bayılıyorum. Hazır anahtar da elimdeyken otomatik basayım. Aynalar biliyorsunuz kapatıp açılabiliyor. Volkswagen üst kısımlarda krom çıtayı kullanmış. Gayet güzel ama nedense camların orada kullanmamış. Üzücü. Bu arada belki görebileceğiniz ender şeylerden bir tanesi Volkswagen artık biliyorsunuz kapı direğinin orada küçük bir Volkswagen yazısını yazmış. Burada da kendini vurgulamış. Gelin bir de arabanın iç yaşam alanına bakalım. Aracımızın arka koltuklarındayız. Arka yaşam alanını sizlere anlatmak istiyorum. Her videoda boyumun 1.75 olduğunu söylüyorum. Hatta bazı arkadaşlarım da abonelerim de yazmış. Tamam abi boyun 1.75 ama insanlar bilgi sahibi olsun. Diz mesafesi gayet iyi. Baş mesafesi de gayet güzel. Bu araç cam tavanlı bir araç. Cam tavanlı olmasına rağmen bence yeteri derecede baş mesafesi korunmuş. Bununla birlikte beni üzen birkaç gelişme var. Onları da size söyleyeyim. Aracımızın kapısını kapattığımızda aracımızın komple plastik olduğunu söylüyoruz. Şöyle garip bir şey var. Bu arabanın ön tarafı ile arka tarafı çok farklı. Ön tarafı bir o kadar konforlu. Arka tarafı bir o kadar da eski model araçları andırıyor benim için. Malum her tarafı plastik olan bir arabadan bahsediyoruz. Arka kapıları için. Üzücü. T-Roc'a yakıştıramadım. Burada bir araya havalandırmamız var. Olması gerekiyor. Çakmaklık şarjımız var. 12 volt. Bununla birlikte kol dayamamız mevcut. Malum bardaklık var. Bir bilgi daha vereyim. Aynı zamanda diğer bir gözle de bagaj arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey. Aracımızın arka kısımlarını inceledik. Geçelim bagaj kısımlarına. Aracımızın arka kısımlarını inceleyecek olduğumuzda farların LED olduğunu sizlere söyleyeyim. Çok şık duruyor. Özellikle akşam çok beğeniyorum. Alt kısımlara doğru baktığımızda bu kısımlarda ve her iki tarafında krom kullanılmış. Gayet başarılı. Ben bu aracın arka çıkıntısını çok beğeniyorum. Oldukça dolgun bir hava yaratıyor. Aynı zamanda da bagajda biraz daha geniş hacim yaratıyor. Bununla birlikte alta T-Roc yazmış. Bu araç R-Line paket. Bence sağ alt köşede R-Line yazsaydı görgüsüzlüğün dibime vururduk ama güzel olurdu diye düşünüyorum. Aracımızın geri görüş kamerası Volkswagen ambleminin içerisinde. Aynı zamanda bagajı da buradan açıyorsunuz. Şöyle açtığınızda bagajını kendi açıyor. Gitgide artık teknoloji ilerliyor malum. Bagaj hacmine gelecek olursak 450 litrelik bir bagaj hacmi var. Bence gayet de başarılı sınıfındaki diğer araçlara göre. Sonuçta bir araç SUV bir aileden geliyor. Şöyle bir
alt kısımlarına da bakacak olursak sizlere de göstereyim. Stepnesi mevcut aracımızın, ince bir tane stepne mevcut. Bu aracın bagajı iki bölmeli normalde. Aslında buradaki parçayı üst kısma koyabiliyorsunuz ama daha geniş bir alan yaratsın diye biz en alt seviyede kullanıyoruz. Ayakla kapatma bölgesi yok bu araçta maalesef. Bazı araçlarda biliyorsunuz ayakla kapatılıyor. Bunda onun yerine tuş kullanılmış. Sanırım Highline paketinde bu özellik yok. Sadece R-Line paketinde var diye biliyorum. Basıyorsunuz kapatıyor. Çok güzel değil mi? Bence bütün arabalarda olması gerekiyor. Gelin bir de arabamızın bütün özelliklerini, donanımını, performansını sürüş esnasında test edelim. Arkadaşlar T-Roc'umuzun içerisindeyiz. Biraz da size malzeme kalitesinden bahsedeyim. Üst kısımlardan başlayacak olursak, üst kısımlar plastik. Ben gerçekten bu plastiğe takıntılıyım. Yan taraflara bakıyoruz, plastik. Direksiyona geldiğimizde direksiyonumuz deri. Hassasiyeti güzel, hoşuma gitti. Kapı yanlarına bakacak olduğumuzda yan taraftan göstereyim. Üst kısımlarımız gene plastik. Şu bölgeler piyano aynı şekilde desen olarak da. Yan kısımlara baktığımızda kapı yanlarında bir bez kullanılmış. Arka tarafta buradaki bu bölgedeki bez de dahil değerli arkadaşlar. Orası da maalesef plastik ama ön kısım bez kullanılmış. Kol dayama kısımları her iki tarafta da bez olarak kullanılmış. Aracımızın iç kısımları güzel. Ön bölgeler piyano. Araç anahtarsız çalışıyor. Onları da söyleyeyim. Aynı zamanda start stop da var. Kol dayaması da iyi. Alt kısımları plastik. Ben daha önce Golf kullanan birisi olarak bardaklık bölmeleri vardı. Bardaklık bölmelerinin içerisi kadife, kumaş kaplamaydı ama T-Roc'ta maalesef bunlar yok. Bu araç R-Line paket. Her şey mevcut. Ama neden buralar hep plastik yapmışlar? Üzücü bir durum. Cam tavanlı bir araç. Aynı zamanda perdeyi de şu şekilde göstereyim. Perdemizi de tuşla açıp tuşla kapatıyoruz ve şu bölgeden de sunroofumuzu açabiliyoruz. Arka bagajı araç içerisinden açabiliyorsunuz fakat araç içerisinden kapatamıyorsunuz. Onu da sağ alt bölgede hoparlörün üstünde sağ üstte göreceğiniz belki bir resimle de oraya yerleştireceğim. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi aracımızın biraz sürüş özelliklerini beraber deneyelim. Arkadaşlar aracımızın içerisindeyiz. Araçla ilgili öncelikle sizlere biraz bilgiler vermek istiyorum. Birincisi Volkswagen T-Roc. Yani T-Roc nereden geliyor onu anlatmak istiyorum. T-Roc'taki T harfi abileri olan Touareg ve Tiguan'dan geliyor. Roc da kaya olan, kaya anlamı taşıyan ya kelimeden geliyor. Yani kaya gibi otomobil. Volkswagen yanlış bilmiyorsam aracı bu şekilde değerlendirmiş. Aracın iki tane paketi var. Öncelikle onları size söyleyeyim. Birincisi Highline paketi, ikincisi R-Line paketi. Bu araç 2020 model R-Line paketli bir araç. Yani sınıfının en donanımlı paketi. Peki gücü nedir? Bu araç 1.5 benzinli motora sahip olup 150 beygir güce sahip 250 Newton torka ulaşıyor. 100 km hıza da 8.4 saniyede ulaşıyor. Bu aracın motor özellikleriyle ilgili bir bilgi verecek olursam bu araç 1.5 TSI ACT motor. TSI motoru hepimiz de biliyoruz. Volkswagen'in kullandığı turbo benzinli motor. Peki ACT ne oluyor? ACT hakkında da bir bilgi vereyim ben sizlere. ACT motor Volkswagen'in son dönemlerde TSI motorlara entegre ettiği bir sistem. Yani şu anda kullandığım araç 4 silindirli bir araç. Yeri geldiğinde ACT sistemi 2 silindire düşürüyor. Tabi bunu sakin kullanım için söylüyorum. Oldukça yakıt tüketiminde başarılı sonuçlar elde etmesine yarıyor. Yanlış bilmiyorsam Volkswagen ileride birçok araca da beyanlarında da okuduğumuza göre ACT sistemine geçiş yapmayı planlıyorlar diye tahmin ediyorum. Yani birçok araçta yakıt tüketimleri daha da alt seviyelere düşecek. Bu aracın yakıt tüketimine gelecek olursak fabrika verileri 5.6 litre, 5.8 litre ortalama tüketim için bahsediyorum. Fakat ben bu değerlere ulaşamıyorum. Zaten bizim ulaşmamız da çok zor. Benim bu kullandığım dönemde yakıt tüketimi 6.5, 6.6 litrelere yakın geliyor. Tabii çok aşırı derecede performanslı kullanmıyorum şu anda arabayı. Ortalama kullanım için konuşuyorum. Aracımızın hemen kullanmışken yalıtımına gelecek olursak şu anda 115 km hızla gidiyorum. 2000 devirde yakalanıyor. Herhangi dışarıdan gelen bir motor sesine şahit olmuyorum. Bununla birlikte biraz hızımızı arttırdığımızda şöyle 120 km hıza geldiğimde 2100 devirde geliyor. Motor sesini gene duymuyorum. Fakat rüzgar sesini maalesef alıyorum. Bu da tekerlek sesinden kaynaklı. Biraz daha hızımızı arttırdığımızda şöyle 130 km hıza geldiğimizde tekrar rüzgar sesini alıyorum. Motor sesini almıyorum. Yani Volkswagen motor yalıtımı konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Tabii bunda benzinli motor olmasının da etkisi de mevcut. DSG vitese gelecek olursak, DSG vites gerçekten benim test ettiğim en başarılı viteslerden bir tanesi. Birçok yorum yapan abonem DSG vitesin çok arıza verdiğini söylüyor. Doğrudur.
DSG vites arıza verebilir arkadaşlar ama şöyle bir gerçek var. Volkswagen yılda milyonlarca araç satıyor. Doğal olarak DSG vitesi doğru kullanamayan, çok zorlayan, yarı manuele otomatiğe geçtiğimizde çok ciddi derecede sıkıntılarda kullanabilen insanlar var. Tabii ki bu şekilde de arıza verebilir. Bu arada trafikte durmuşken ben bu aracı bir de 0-100 olarak değerlendirmek istiyorum. Şu anda aracımı durdurdum ve spor modunu aldım. Şu anda bekliyorum ve ışık yandı. Gaza yükleniyorum. Şu anda aracımızın bir de 0-100'ünü sizlerle denemek istiyorum. Şu anda 90 ve 100 km hıza ulaştık. Üçüncü viteste 100 km hıza ulaşıyor. Tabii DSG için konuşuyorum bunda. Bir tane abone bana bir yazı yazmıştı. Onu da hemen sizlere söyleyeyim. Buradan da selam olsun. Ben Albia'yla 3. viteste 100 km hıza ulaşıyorum demişti. Birçok araç 3. viteste 100 km hıza ulaşabilir. Ama tabii burada aracın ne kadar çabuk ulaştığı artı motorunun ne kadar zorlanıp zorlanmadığı da önemli. Onu da kendisine buradan söylemek istiyorum. Aracımızın genel anlamda tanıttıktan sonra gelelim özelliklerine. Arkadaşlar aracımızın R-Line paket olduğunu söyledim. Highline ve R-Line paket. Highline paket de normalde Volkswagen grubunda en donanımlı paket arasında görülüyor. Bu araç da R-Line paket olmasına rağmen fullünde fullü. Onun için araca cam taban koymuşlar. Onu da size söyleyeyim. Perdesini de şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Perdesi otomatik. Gayet de başarılı. Alt kısmında da cam tabanı var. Aracımızın iç aydınlatmaları beyaz. Oldukça güzel. Hoşuma da gitti. Alt kısımlarda, bardaklık altlarında da beyaz aydınlatmalar mevcut. Oldukça güzel bir görünüm sunmuş. Özelliklerine gelecek olursak aracımızın hayalet ekranı mevcut. Hayalet ekranını değiştirebiliyorsunuz. Kişiselleştiriliyor bu. Şuradan bastığımızda sadece hız ibresini dijital görebiliyorsunuz. Bir daha bastığımızda farklı tüketimleri, gidebilecek menzili görüyorsunuz. Ve artı yuvarlak klasik ekranın iç konumlandırmalarını, vitesini ve hızını görebiliyorsunuz. Orta kısma gelecek olduğumuzda ise aracın mesafelerini, yağ sıcaklığını, tüketimini, genel bakışını, konfor tüketimini, hepsini buradan da görebiliyorsunuz. Gerçekten kişiselleştirme anlamında çok başarılı bir araç. 10 inçlik bir ekrana sahip. Multimedya ekranına gelecek olursak 8 inçlik bir ekrana sahip. Bu arada multimedya ekranında şunları da söyleyeyim. Dokunmatiği gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Tam bir tablet havası yansıtıyor. Yani elinizi attığınızda çok güzel bir şeyi dokunduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Yani dokunayım, basayım, sert basayım hiç öyle sıkıntılarınız olmuyor. Gayet rahat bir kullanım sunuyor. Torpido gözüne gelecek olduğumuzda ise hemen göstereyim. Burada CD çalar mevcut. Aynı zamanda da SD kart girişimiz mevcut. USB kısmına gelecek olursak alt kısımda 2 adet USB'miz mevcut. Burada da 1 adet beyaz aydınlatmamız var. Bununla birlikte özelliklerini tekrar değerlendirecek olursak artık yağmur sensörü, far sensörü, park sensörü gibi özelliklerden bahsetmiyorum. ESP, lastik basınçtan bahsetmiyorum. Çünkü klasik hale geldi. Birçok araçta standart hale geldi. Özellikle R-Line pakette de bir zahmet olsun. Bunu demişken Volkswagen'in beni üzen iki noktası var. SUV ailesine yeni giriş yapan bir Volkswagen'den bahsediyorum. C segmentinde bir araçtan bahsediyorum. Artı R-Line paketten bir araçtan bahsediyorum. Ama eksikliklerine gelecek olursak bu araçta şerit takip yok. Bunu opsiyonel olarak alıyorsunuz. Head-up display ekranı da yok. Hadi onları ben anlayışla karşıladım ama Volkswagen'e bir konuda benim ahtım olsun. Bu araçta hız sabitleyici yok. Yani 250-300 bin TL para veriyorsunuz. Araçta hız sabitleyici mevcut değil. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ya ben bunu anlayamıyorum. Neden böyle bir şey yapıyor? Tamam opsiyonel ama hız sabitleyiciyi de bu arabaya koymuyorsan hangi arabaya koyuyorsun? Günümüzde 40 bin TL'lik 30 bin TL'lik araçlarda dahi en full paketlerinde hız sabitleyici var. Bu da üzücü bir durum. Cam tuşlarına gelecek olursak tek tuşla bütün tuşları açıp bütün tuşları kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde aynayı içeriden de kapatabilme özelliği mevcut. Kliması dijital klima. Araçta start stop da mevcut. Klima hakkında bir bilgi daha vereyim ben sisteme. Kliması çift yönlü klima. Yani şoför ve sürücü ayrı ayrı kullanabiliyor. Artı klimada air care diye bir sistem kullanıyor. Peki bu sistem ne işe yarıyor? Onun hakkında da bilgi vereyim. Yaz dönemlerinde veya bahar dönemlerinde malum havada polen çok fazla oluyor. Bahar alerjisi olan insanlar olabiliyor. Araç içerisinde polen durumu çok fazla duruma geldiğinde bu sistem otomatik devreye giriyor ve havayı temizliyor. Gayet de temiz hava oluyor. Bu sisteme de Air Care adı vermiş Volkswagen. Birçok aracında da kullanıyor bunu. Araç başarılı bir araç. Güzel bir araç. Ben beğendim açıkçası. Yol tutuşu güzel arkadaşlar. Yalıtımı performansı güzel.
çok rahatsız edici bir araç değil. Bu arada hemen aklıma gelmişken aydınlatmalarını da göstereyim. Makyaj aydınlatması biliyorsunuz Volkswagen'de artık klasik haline geldi. Gayet başarılı ve hoş. Ben yolcu tarafını merak ediyorum. Yolcu tarafını da açayım. Üst kısmında beyaz ışık var. Bu arada dört kapıda ve ön kısımlar hep beyaz ışık kullanıyor. Bence artık bir zahmet onu da yapsın diyorsunuz. Güzel bir araç, başarılı bir araç. Ben beğendim. İçerisi oldukça ferah ve geniş. Sınıfındaki diğer araçlara göre bana daha da geniş geldi. Çok rahatım. Alt kısımlarda Volkswagen'de şöyle bir şey var. Yolcu koltuğunun alt kısmında bir adet küçük bir çekmecesi var. Aynı zamanda şoför kısmında da var. Beni üzen bir takım olaylardan bir tanesini de söyleyeyim. Geriye yaslandığınızda bel destek sistemi mevcut değil bu araçta. Artı koltuğu geriye yatırdığınızda hala dönen bir tuş kullanmışlar. Bunu dönen bir plastikle koltuğu geriye yatırmaya çalışıyorsunuz. Bu da üzücü olaylardan bir tanesi. Elimden geldiği kadar her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu araç hakkında bütün bilgilere sahip olun. Aracımızda start stop mevcut. Bu da güzel bir özellik. Allah'tan onları koymuş diyorsunuz. Araçla ilgili aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan bir şey olursa sormak isterseniz YouTube kanalıma abone olarak yorumlara yazabilirsiniz. Instagram Halk Otomobili sayfam da artık mevcut. Oradan da yazabilirsiniz. Birçok abonem oradan bana mesaj atıyor, isimler atıyor. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Aklınıza gelen her şeyi beklerim arkadaşlar. Bu konuda da açık yüreklilikle cevap vereceğim. Arkadaşlar sizlere Volkswagen T-Roc'u tanıttım. Aklınıza takılan ne olursa olsun gerek YouTube sayfama gerek Instagram Halk Otomobili sayfama yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.